İbadet beden ve kalp ahengi içinde olacak. İbadet sabır ister. İbadet heyecan ister. İbadeti sevmek ister. İbnül Cevzi vardır. O rivayette şöyle ifade eder. İbadet ve taatin meşakkati gider. Kıyamette sevabı kalır. İbadet ve taatin meşakkati gider, sevabı kalır. Günahın lezzeti gider, acısı ve ızdırabı kalır. Velhâsıl beden ve ahenk içinde bir ibadet istiyor Cenâb-ı Hak. Bu nasıl bir ibadet? وَهُوَ مَحْكُمْ اَيْنَ مَحْكُمْتُمْ İlahi kameranın altında olduğunun insan idrak içinde olacak. Şah damarından Cenâb-ı Hakk'ın yakın olduğunu idrak içinde olacak. Muamelat, hayranlık veren bir güzel ahlak olacak. Aile hayatında, ticari hayatta. Beşeri münasebetler hayranlık veren bir ahlak olacak. Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki siz diyor susarak da diyor tebliğ edin diyor. Susarak da İslam'ı tebliğ edin diyor. Ya halife diyorlar nasıl susarak İslam tebliğ eder? Haliniz ahlakınızla buyuruyor. Zaten baktığımız zaman tarihimizde yani Osmanlılara baktığımız zaman Kosova'ya 1. Murat gitti, orada şehit oldu. Arkasından gelenler Anadolu'nun temiz insanı götürüp orada yerleştirdiler. Fatih İstanbul'u fethedenden 10 sene sonra Bosna'yı fethetti. Bosna'ya da yine Anadolu'nun temiz halkı gönderildi oraya. Onların içeriyle %100 Müslüman oldu. Velhâsıl demek ki her Müslüman İslam'ı temsil etme mecburiyetinde. İbadetiyle, muamelatıyla, ahlakıyla, muâşeretiyle, her şeyle. Elinden, dilinden insanların istifade, hayrun nâs, men yenfûn nâs, öyle bir kişi olacak. Cenâb-ı Hak bize en büyük nimet verdi. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ buyuruyor. Efendimiz'e ümmet kıldı. سُمَّ لِسُعُنَ يَوْمِيَزِينَ اَنِنَّيِمْ Her şeyin bedeli var. Efendimiz'e ümmet olmanın da bedeli var. Onun gibi yaşamanın gayreti içinde olacağız. İbn Abbas diyor ki, Allah-u Teâlâ kendi kadına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha kıymetli bir insan yaratmamıştır. Çünkü yalnız onun hayatına yemin ediyor. لَاَمْرُكَ onun hayatınıza yemin olsun buyuruyor. Aranızda konuştuğu gibi Efendimiz yanında konuşmayın, amene boşa çıkar veriyor. Efendimiz yanında biraz yüksek sesle konuşun, bana onlar cahillerdir buyuruyor. Hucurat Suresi'nde. Demek bir insan trilyon trilyon kitap okusa, 40 tane fakülte bitirse, eğer Allah Resulü'nü tanımıyorsa, Allah Resulü'nün izinden gitmiyorsa, hucurattaki Kur'an'ı ifadeyle o insan cahildir. En mühim, yaratan Rabbinin adıyla oku. Demek ki kul İlk başta Cenâb-ı Hakk'ı okuyacak, Cenâb-ı Hakk'ın verdiği nimetleri okuyacak. En büyük peygamberi ümmet kıldı, Rasûlullah Efendimiz okuyacak. Ona benzer yaşamaya gayret edecek. Efendimiz buyuruyor, benim kıldığım namaz gibi kılın buyuruyordu. Yani her şey onun gibi olmak, cömertlik onun gibi olmak, muâşerede, ahlakta onun gibi olmak. Kurtuluş burada. Hayat gelip geçiyor işte. Sırf eşya devre mülk değil, her şey devre mülk. İnsan da devrimir. Eshâb-ı kirâm, efendim tahtı terbiyesinde gerçek bilenlerden oldu. İşte bilenler, bilmeyenler. Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, insin ve cinnin isyankârları hâriç bütün mahlukat beni tanır buyuruyor. Uhud tanıyordu. O kütük tanıdı, ağladı kütük. Hadîs-i mütevâtirdir. Hayvanlar tanıyordu, derdini şey yapıyordu. Kim anlamıyor? Demek ki gâfil insan anlamıyor. Mevlana Celâleddin Rûmî Hazretleri diyor, bak diyor, sen diyor bir hurma kütüğü kadar bile değilsin herhalde diyor. O diyor, Allah Rasûlü'nün de yeri değiştirdiği için üzerindeki hutbe okumaya ağlamaya başladı diyor. Sen de diyor, onun bir hasretini düşün diyor. Bir hurma kütüğünün hasretini düşün diyor. Onu ancak indi diyor, okşadı diyor. Ondan sonra ona bir sükûnet oldu diyor. İşte Efendimiz'in taht terbiyesinde eshâbın gerçek bilenlerden oldu. Daima şükür halinde yaşadılar. Gönüllerindeki dünya sevgisi ahiret için oldu. Kazanmak ahiret için oldu. İbadet ahiret için oldu. Evlat yetiştirme ahiret için oldu. Allah razı kazanmak için oldu. Allah Resulü'nün haliyle hallenmek, dünyada olup ahiret efendimizle beraber bulunabilmek en büyük gayeler oldu. Tefekkür gelişti çok. İnsan vücudunun yok kadar bir maddeden, bir yumurtadan bir hayvanın çıkması, bir ağacın yok kadar bir tohumdan bir meyvelerin çıkması, onun üzerine eshâb-ı kirâm'da derin derin tefekkürler başladı.
merhamet, şefkat, hakkı tevzi derinlik zirveleşti. Riyazat hali yaşandı. Aşırı tüketim. Bunun oburluk, lüküs gösteriş sahibi neslini tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Ya yani yarın bu nefsinin konağının mezar olacağı talakkesi gelişti. Köleler onun sayesinde harp esirleri bir insan muamelesi gördü. Hayvanlar tanıdı. Devisi Kesva Kadı İyaz'ın belirttiğine göre Resul vefatından sonra kendini çöllere attı. Aç bir ilaç orada öldü gitti o hasette. Yine Bağdat tanıdı. Velhasıl insan gafletten sıyrıldıkça marifetullah nasip aldıkça Cenab-ı Hakk'ı tanımadı, Allah'ını tanımada mesafe kat etmiş oluyor. Onun için gaflete düşmeyip Cenab-ı Hakk'ı unutmamak için tezkiye şart. Yani nefis haramlara açılmış bir pencere mesafesinde. Mayasında nefs-i mayasında haram temayülü olduğu için daima haramı çeker, haram cazip gelir. İhsan içinde haramlığa teşneyin sebebi de budur. Ya imtihan olarak Cenab-ı Hak haramlığa bir cazibe veriyor. İşte tezkiye nefis bunun için elzemdir. Kurtuluş çaresi helallere ve salih amele rağbeti artırmaktır. Can kat efla men zekka kat efla men tezekka buyurur. Felhema fucura ve takva. Fucur bertaraf olacak. Takva zirvelenecek. Kat efla men zekka. İç alem gönlüne temizlenecek. O kalpte Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları tecelli edecek. Zikir tecelli edecek o kalpte. Efendim hakiki mücahit nefsine karşı cihat edendir buyuruyor. Yani din bir bütündür. Bir kısmını ifa edin, bir kısmını Allah affeder. O nefsi levvâme oldu. Hesaba çekileceksin sana. Kıyamet günü buyur. Allah oraya bir bizim şeyimizi çekiyor. Hemen arkadan nefsi levvâme geliyor. İhmal kar nefis hesaba çekilsin buyuruluyor. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? İlla men atallâhi bi kalbin selim buyuruyor. Yani nasıl dünya tertemiz geldi? Cenab-ı Hak seni tertemiz getirdi. İbadetlerle, taatlerle, muamelatla, şükürle, hamdle tertemiz olarak gidebilmek huzuruna. İlla men atallâhi bi kalbin selim buyuruyor. Yani berrak, rafine olmuş bir kalp istiyor. Kalbi minik buyuruyor, kemalde mesafe almış bir kalp istiyor. Nefs-i mutmainnedir, Cenab-ı Hakk'a rahm olmuş bir kalp istiyor. Radiyeten merdiye, değişen şartı kul Allah'tan razı, Allah da ondan razı. Ebûdullah Ahrar Hazretleri anlatıyor. Bir aziz diyor, dünyanın ayrıldıktan sonra Bahattin Nakşibendi Hazretleri rüyada gördü. Onu sordu, ebedi kurtuluşumuz için ne yapalım dedi. Üstad ne yapalım dedi. Ebedi kurtuluş için. Hacı Hazretleri şöyle cevap verdi. Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun. İnsanın en zor anı son nefeste kelime-i tevhidle. Bir kişi tavaf yapıyor, bir, iki arkadaş. Yusuf Aleyhisselam duasını okuyor. Niye diyor başka dua okumuyoruz? O Kur'an o kadar çok dualar var ki diyor. Bir diyor benim diyor bir arkadaşım var imam mezim böyle bir şeyde son nefes kötü oldu diyor. Onun için ben de son nefesimden diyor endişeliyim. Allah'ımı tevfik eyle müsmerlikle bir salihin son nefesimle dua ediyorum buyuruyor Yusuf suresinde. Onun için bir müminin yahsulü ahire en mühim şeyi bir ahiret endişesi olacak. Niçin dünyaya geldin? Ahiret için gelmedin mi? Nasıl bir talebenin, dünyevi talebenin bir diploma şeyi olur, sınıfı geçirme gayreti olur. Acaba geçeceğim, geçerim, bitireceğim, bitiremeyeceğim bir şey derdi olur. Demek ki bir mümin, inanmış müminde en mühim şeyi bir yahsulü ahire, bir ahiret derdi olacak. Ben nasıl bir ahiret talebesiyim? Nasıl Allah razı talebesiyim? Yine Ebu Hasan Harkani Hazretleri, Allah size dünyayı tertemiz getirdi, size onu da kirli olarak gitmeyin buyuruyor. Efendimiz de, sakın günah işleyerek kıyamet günü benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. Nasıl baba, anne, evladına mesulse, Efendimiz de ümmetinden o mesul, sakın diyor, benim diyor, çoğalınız diyor. Ben iftihar ederim fakat diyor, benim yüzümü de kara çıkartmayın buyuruyor. Demek ki en mühim evlat yetiştirme. İstikbalde evlat ver. Efendim kızım oğlum şurayı bitirsin bilmem ne kendi ekmeğini kendi kazansın bilmem ne. Ne oldu? Ahiret ihmal ediliyor. Tek kanatlı oluyor. Mevlana ne güzel tek kanatlı bir kuş diyor uçmaya kalkarsa azgın bir diyor kedinin diyor lokması olur diyor. Onun için muhakkak bir Müslüman evladını ahiret tahsili yaptırır. O küçük bir tahsil değil. Küçümseniyor. Bir sene camiye gönderen bir yazdı tamam diyor. Bir Fatiha'yı öğretmiş, bir zamm-ı sure, bir teyyyat öğretmiş, tamam diyor, değil. İslam kültürü
İkra bismi rabbikellezî halakla başladı. El-yevme ekmeltu ayeti 23 sene sürdü bu fasıla. Her inen ayet Resulullah Efendimiz tarafından tatbik edildi. Eshab-ı kiram'a tatbik ettirildi. Yani bir baba da böyle olacak. Benim evladımın istikbalini Allah verir diyecek. İyyâke nabüdü diyecek. İyyâke nabüdü derse ve iyyâke nestaîn gelir. Fakat iyyâke nabüdü rağbet etmezse ve iyyâke nestaîn olmaz. Bu da bir Allah'a olan bizim bir şeyimizi gösteriyor, rabıtamızı gösteriyor.